Bir zamanlar uzak bir diyarda, Dani adında bir prenses varmış. Bir dakika, hayır, ne? Bir de sadık şövalye Paola varmış. Ne Rian, yanlış okuyorsun. Hikayeyi anlatan her zaman haklıymış. Bravo Talk'a hoş geldiniz. Bravo Talk. Brawl Talk. Şimdi 8. Brawl Pass izimizle bir Brawl Stars peri masalına giriş yapıyoruz. Bir varmış bir yokmuş sezonu. Sıradaki kromik savaşçımız Ash, çöpçü şövalye. Ash kale avlusunun huysuz temizlikçisi. Orada bulduğu çok miktarda çöp ve gazap yüzünden kendisini koruması gerekir. Kendi uydurduğu bir zırhla, bu zırhta bir çöp kovası. Temel saldırısında yere süpürgeyle vurarak bir şok dalgası yaratır. Etki alanlarındaki herkes darbe alır. Ayrıca öfke çubuğu dolar. Öfke çubuğu Ash darbe aldığında da dolar. Darbeler zırhın içinde çok gürültü yapar ve Ash sinirlendikçe sinirlenir. Öfke çubuğu tamamen dolduğunda kısa bir süreliğine gücü artar ve hızlanır. Ayrıca çöplere karşı verdiği savaşta yalnız değil. Süper saldırısına rahat botlarından yardım alır. Botlar en yakındaki düşmanlara saldırırlar. Bir varmış bir yatmış sezonunda. Prenses Shelly, Brawl Pass'ın birinci kadrosunda yer alırmış. Ninja As ise son kademesinde yer alır. Peri masalı temasını tamamlamak için gelenler, sihirli şövalye Barley, kötü kraliçe Pam, Prenses Sprout ve Eldragon. Prenses Sprout ve Eldragon için dükkanda iki farklı renk seçeneği olduğunu göreceksiniz. Zümrüt ve Yaksut Prenses. Eldragon Verdoso ve Eldragon Rosada. Son peri masalı kostümü ise Büyücü Byron. Kostümü açıktan sonra 25 bin yıldız puanıyla satın alabilirsiniz. Sizi duyuruyoruz. Kostümü açmak artık çok kolay. Çünkü Güç Ligi'nde 30 galibiyet var. Daha fazla kostümü var. Asya'daki Ay Festivali için Falcı Piper ve yakışıklı Colt geliyor. Çünkü neden olmasın? Henüz yeni bir oyun modumuz yok. Ancak benzer bir şey geliyor. Evet, yeni bir tek hesaplaşma modu denemek istiyoruz. Bu mod agresif bir oynama şeklini teşvik ediyor. Savaşı yok ettikçe kupa alıyorsunuz. Bu yeni tek hesaplaşma modunu eski modla karşılaştıracağız. Takım olmayı önleyerek bu modu daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Bu yeni tek hesaplaşma modu tüm sezon boyunca farklı bir oyun modu şeklinde eklenecek. Yani eski hesaplaşmaya tercih ederseniz oynamayı devam edebilirsiniz. Brawl Talk. Şimdi herkes dikkatini buraya versin. Çünkü bu konu çok önemli. Sıradaki güncellemelerden birinde kulüplerde bir dizi iyileştirme yapmayı planlıyoruz. Kulüplere daha büyük ve daha iyi bir amaç kazandırıyoruz ve kulüp üyelerini birbirine yaklaştırarak bir şey geliştiriyoruz. Ancak bu özelliğin çalışması için kulüp kapasitesini yüzden 30 kişiye düşürmek zorunda kalacağız. Önceden haber vermek istedik. Kulüplerimizi bu sınırlamayı göz önünde tutarak düzenleyebilirsiniz. Güncellemeye kadar çözüm bulamazsınız. Bu sizin yerinize halledeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Asıl güncellemeden önce sosyal medyada daha fazla bilgi bu değişikliğin yapılacağı ancak önümüzdeki birkaç ayın içinde olacakmış. Kulüplerinizi kendiniz ayarlamanız için en az 30 gününüz olacak. Daha fazla animasyonlu rozet ekliyoruz. Frank, DJ Frank ve iskeletler Peeper'a yani görsel efektlere ekleniyor. Ayrıca herkese bir mega kutu hediye. Bu güncellemelerle birlikte gelecek. Almayı sakın unutmayın. Abone olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü sayenizde bu harika plaketi aldık. Şimdi beğen düğmesine basıp abone olun. Hedefimiz 25 milyon. Hadi yapalım şu işi. Sonra Nita güneşinin aydınlattığı her yer bizim krallığımız der. Çok ama çok uzak bir diyar galakside. Aldırma, aldırma, engel olamıyorum. Kötü kral Frank de hep yakışıklı Prens Rayan'ı kıskanmış. Paula nihayet şunu söylemeyi öğrenmiş doğru. Doğru, hayır, Dani, ah Dani, üzgünüm, hayır. Ben bir şey yapmadım. Dani dur, özür dileriz, özür dileriz.